Merhaba arkadaşlar, bugün zıpkınlardan çevirme lastik hesabı nasıl yapılır, çift lastik nasıl hesaplanır onu göreceğiz. İsterseniz temel olarak çift lastik zıpkını nasıl kullanılır ona bakalım. Diyelim ki bu zıpkınımız olsun arkadaşlar. Genelde 3 tane fin olur şişlerimizde. Bir tane de delik olduğunu farz edelim. Birisi biraz belki yukarıda kalabilir. Şöyle olsun. Şimdi öndeki deliğe B diyelim. Kabza yıkılımına A diyelim. Şu fine, kabza yakın en yakın fine A diyelim. Ortadakine B. Bu da C olsun. C bazen olmayabilir. Buna kurma fini diyoruz. Kurma fini. Ağır lastiklerde 16, 18, 20 gibi lastiklerde çift kombinasyonda veya tek kombinasyonda önce C filmi alıyoruz. Arkasından B veya A alıyoruz. Yani bu kurma film olmasa bile diğer filmleri kullanacağız zaten biliyorsunuz. Şimdi temel prensip arkadaşlar, A'daki lastiğin yani kabza yakın olan deliğin A filmini, B'deki lastiğin ise B filmle kurulması esastır. Çünkü bu şekilde olursa lastikler üst üste binmez. Bu lastiklerin kurulumunu birazdan göstereceğim. Peki hesaplama yaparken nasıl yapıyoruz arkadaşlar? Şimdi üstten görüntüsünü çiziyorum zıpkınımızın. Diyelim ki böyle. A, B, C filmleri. Zıpkın delikleri de burada farz edin. Lastik şu şekilde A'yı kuruldu diyelim ki. Şimdi arkadaşlar ikili çarpma olayı var biliyorsunuz. Kasayı hesaplanırken ikili çarpma. Yani toplam gerilen lastik aslına bakarsanız sizin genel mesafeniz iki katı uzunlukta geriliyor. Yani 2 çarpı genel mesafeniz. Diyelim ki 100 santim genel mesafeniz var. Sizin gerili haldeki lastiğiniz 2 çarpı 100 yani 200 santimlik mesafede geriliyor. Şimdi üretici firma diyor ki benim lastiğim diyor 3,5 kasa ile hesaplayacaksın. Lastiğin gerilmiş hali, gerilmemiş halinin 3,5 katı olacak. Yabancılar yüzde olarak ifade eder 350. Biz ise 3,5 olarak ifade ederiz. Yani 3,5 kasa aslında şu anlama geliyor. Diyelim ki sizin 10 santim lastiğiniz var. 10 santim. Firmanın kas sayısına göre %350 yani bu gerildiği zaman toplamda 35 santim oluyor. Bizim hesaplamamız gereken aslında lastiğin gerilmemiş. Yani biz 10 santim bulmaya çalışıyoruz. Yani biz bu zıpkında ne kadarlık bir lastik kullanmalıyız? Bizim bildiğimiz de pekala, bakın şu 35'i biliyoruz gerilme mesafesi. Ama bildiğimiz tek bir gerilme mesafesi. Bunu ikiye çarpacağız. Dolayısıyla şurada gördüğünüz gibi 2 çarpı 100 diyeceğiz. Gerilmemiş halini bulmak için ise 3,5 kas sayısını böleceğiz. Veya farklı lastiklerde farklı kas sayıları kullanılabilir. Genellikle lastik kalınlaştıkça kas sayı düşer 3 gibi. Veya inceldikçe 3,6, 3,7 gibi değerlere düşebilir. Şimdi dilerseniz elimizdeki zıpkının gelme mesafelerini ölçelim. Ve buna göre kaç santimlik lastik kesmeniz gerektiğini bulalım. Bakın. Şu bir haftadır uğraştığımız zıpkın. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Ömer Kabze kullandığımız zıpkında pimli sistem yaptım. Karbon gövde, yaka sapın gövdesi Med Pro diye. Çok hoşuma giden bir gövde oldu. Ömer Kabze bu gövde aslında oturmadı. Bayağı uğraştırdı beni. Yani biraz merkezden kaçık şiş kanalını yukarı çıkarmak zorunda kaldım. Mekanizma girişine. Ve şu anda tam olarak oturduğunu söyleyebilirim. Apnea kafa kullandım. Birçok yerine müdahale etmek zorunda kaldım. Keskin hatları vardı. Yani apnea kafa, yaka hesap gövde ve Ömer kabze ile inşallah güzel bir zıpkın yapmış oldum. Şimdi bunun kombinasyonu birçok arkadaşa aslında söz vermiştim. Yapacağım ve yaparken de video çekeceğim diye. Bu çalışma aslında bu niyetin sonucunda çıktı ortaya. Şimdi arkadaşlar söylemek istediğim bir şey var. Bu da çok önemli. Gelme mesafesini hesaplarken fin üzerinden değil de finin önünden biraz alalım. Niye öyle yapacağız onu göstereyim size. Örneğin lastik verdiğimizde bir tane. Lastiği
final oturup da geldiğinizde bakın gerilmemiş kısım şu boğmadan falan tarafına kalır olan kısımdır. O kısım yaklaşık ölçerseniz finin 5 santim önüne tekabül ediyor. Bakalım şöyle detaylı bir şekilde. Evet, 5 santim önüne tekabül ediyor. Yani biz aslında bu finleri hesaplarken gelme mesafesini daha önce ben çizmiştim. 5 santim önüne çizik atarak şuradan hesaplayabiliyoruz. Peki nasıl hesaplayacağız? Çok kolay. Dilin ortasını alıyorsunuz. Şunu sıvayım. Bunu aksiyon kamerası ile çekeceğim. Tepe kamerası almayacaktır çünkü. Bakın şu dilin ortasını alıyorum. Tak gibi şuraya geliyor. ...95 santim. Pekala B deliğinden B finine kaç santim? 90 santim. Hesaplarken nasıl bir şey yapacağız? A 95 B 90 santim germe mesafeleri. Formül arkadaşlar 95 çarpı 2 bölü 3.4 kalsiyesi kullanacağım. Bu lastiğin bakın Spirit firmasından aldım bunu. 14 mm Primeline Small ID lastik bu. Bunun firmanın tavsiye ettiği kasayı aslında 3.5 daha önce videosunu attığım çalışmadaki arkadaşın kullandığı kasa 3.6. Şimdi şöyle yani 3.4 alsam ben bu kasayı ileride bu lastik eskidiği zaman şu boğma yerlerinden eskiyecektiği zaman bana taşı olarak şöyle yapmışız. Şimdi buradan eskidikçe ben bunu kısaltacağım. Kısalttıkça kasayı 3.5'ya 3.6'ya 3.7'ye çıkacak. Dolayısıyla 3.4 alabiliyorum. 3.4 birinci formülü. İkinci lastik nasıl yapacağız? 90 santim demiştik çarpı 2. Çift gerildiği için biliyorsunuz. Bölü 3.4 diyelim. Şimdi burası çok kritik. Mutlaka çift lastik yaparken kasiyeleri aynı almanız lazım ki her iki lastiğin de gerilmesi eşit olsun ve şişi aynı güçte itsinler. Yani güç paylaşacaklar. Hemen hesaplayalım. 95 çarpı 2 bölü 3.4 eşittir 55.88. 56 santim diyorum buna. 56 santim. Diğeri 90 çarpı 2 bölü 3.4 eşittir 53 santim. Tam sayıları severim. 56-53. Birer santim de boğma payı ekliyorum bu lastiklere. Kaç olacak? 58 ve 55 santimlik. İki tane lastik kesersem A ve B için işlem tamamdır. Şimdi bunu tabii kenara bırakalım. Lastiğimizi alalım. Lastiğimizi alalım. Şunları sökelim. Geç. Evet arkadaşlar lastik bu. Kumpası sıkmadan sadece dokundurarak ölçüyorum. Bakın gördüğünüz gibi tam 14 mm. Merkezi de ölçmek biraz sıkıntı ama şunu da hafif ölçebilirim. Zannediyorum. Evet. Sıkmadan lastik esnek olduğu için bakın. 1 mm. Small ID şu arkadaşlar. Şu kısım 1 ila 1.5 mm olacak. Ki şurada çok ciddi bir kesit alan oluyor. Lastiğin koruması da ince olduğu için 14 mm lastik olsa bile çok yüksek bir performansa sahip. Çekme gelme performansına sahip.
Evet. Kaç ölçülerimiz? 55, 58. Aç metreyi. Hemen şurada marka alacağız. Şöyle gerdirerek yapın arkadaşlar. 58 santim. Şurası. Bir de burada aynı mesafede 55 aldım. Ölçüyorum. Şimdi bu lastiği kesmek için arkadaşlar çok güzel bir teknik yolu. Bunu göstereceğim size. Mengeniniz varsa işiniz çok kolay. Varsa tabii, yoksa yapacak bir şey yok. Mengeni lastiği sıkıştırıyorum. Hafif sıkıyorum. Keskin bir maket bıçağı alıyorum. Hafif gerdirerek kesiyorum. Bakın, süper kalite. Şu bir hazır. Nerede? Şurada. Geldir. Kes. Tamamdır. Şunu şuraya. Tamam. İki tane lastiğimiz tamamdır arkadaşlar. Şimdi bu lastiklerin baş kısımlarından birer santim markalayacağım. Bu kısımları tıraşlayacağız. Biraz makyajlayacağız yani. Şurada bir santim şuradan. Bir santim de şuradan. Aynen bu şekilde. Bir santim. Bir santim daha. Şöyle güzel bir çizgi atacağım oraya. Bu davetiye kalem arkadaşlar. Gümüş yazıyor. Permanent çıkmaz kalem. Zıpkıncının olmazsa olmazı. Çünkü siyah bizde her şey. Beyaz kalemle markalı. Yani şu zıpkını mesela gövdeyi monte ederken çok işime yarıyor. Şimdi bunları tıraşlayacağız. Nasıl tıraşlayacağımızı birazdan göstereceğim.